13 Ocak yine burada bir kongre yapmıştık. Başbakanımızın katılımıyla çok güzel bir kongreydi. Bir heyecan vardı. Ben bu salonda yine aynı heyecanı görüyorum. Allah yardımcımız olsun. Sayın Genel Başkan Yardımcım, sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanlarım, önceki dönem milletvekillerimiz, kadın kolları başkanlarımız ve kıymetli üyeleri, gençlik kolları başkanlarımız ve kıymetli üyeleri, teşkilat başkanlarımız ve kıymetli üyeleri, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Ak Gençlik, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyük başkan, büyük başkan, büyük başkan, büyük başkan. Sayın başkanım, değerli dava arkadaşlarım, zaman hızla akıp gidiyor. Şöyle geriye dönüp baktığımızda, şu anda salonda görmüş olduğumuz bu heyecan 2001 yılında ilk bismillah dediğimiz günkü heyecan ile aynı heyecan. Bugün bu salondaki inanmışlık kutlu yolculuğun ilk adımlarının atıldığı günkü kadar yoğun. Bugün buradaki herkes yeni bir destanı yazmaya hazır. Bugün burada bulunan herkes tıpkı o ilk günkü heyecanla şehrine ve milletine yeni bir gelecek yazmanın kararlılığında şu anda bu salondaki tüm kardeşlerimiz davasını ve davanın büyük liderini Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk günkünden daha çok seviyor, daha çok destekliyor ve daha çok dua ediyor. Bu dönemde arkadaşlarım bizim kibir kulelerinde oturan bazıları gibi milletle bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz milletimizin mutluluğu, huzuru, refahı ve kalkınması. Bunun için çıktığımız bu yolda hiçbir zorluğa alış etmedik. Hiçbir tehdide boyun eğmedik. Hiçbir nifaka aldanmadık. Ne FETÖ'sünden korktuk, ne terör örgütlerinin çirkinlikleri bizi yolumuzdan vazgeçirdi. Darbelere de direndik, içeride ve dışarıdaki işbirlikçilerine de. Memleket için meydanlarda sabahladık. Yola Allah rızası için çıkanlar hiçbir şeyden korkmazlar. Yola bu milletin evlatlarının yüzünü güldürmek niyetiyle çıkanlar yolundan asla geri dönmezler. Yola ben değil, biz diye çıkanlar elbette yolda kalmazlar. Bugün yeni bir dönemin başlangıcı. 31 Mart yerel seçimleri milletimizin umudunu kırmaya çalışanlara karşı verilmesi gereken cevabı görülür. Bir süre önce kıymetli kardeşim Evren Dinçer, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Aksaray'ın için belediye başkanı olarak gösterildi. Milletin beklentilerini yerine getirmek için gece gündüz emreden çalıştı, üretti. Bu kadrolar bir yandan altyapı, üst yapı, şehirleşme ve çevrelik ve en kalbi alanlarda modern projelerle şehri fiziki olarak imar ederken diğer yandan kültür ve sanat, spor ve tarihi yapıları koruması gibi alanlarda çalışarak şehri mali olarak başka bir boyuta taşıdı. AK Parti yaptığı hizmetlerle millete yeni bir şehir bilinci de sağlamış oldu. Bir dönem millet için en önemli hizmet kalemleri arasında yol, su, kanalizasyon, kaldırım varken bugün akıllı kentler, yeni toplu taşıma sistemleri, ekolojik şehirler konuşulabilir hale geldi. Ve 500 boyunca şehrimize hizmet eden Haluk Başkanımıza kıymetli hizmetler için teşekkür ediyor. Hepiniz Allah'a emanet.